Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümümüzde bisiklet stilimizi tamir edeceğiz. Bakın çalışmıyor. Şöyle kapağını söküp baktığımızda evet işli sistemi iki tane şuradaki şu pulları çanları çeviremiyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Zilimizin işli mekanizmasını çıkaralım. Üst tarafında dokuzluk somunumuzu sökelim arkadaşlar. Evet. Bakın şu parçayı çıkardım. Peki sorun ne? Arkadaşlar şu kol şu dişliyi döndürüyor. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Aynı zamanda dişliyi kaçırması da yok. Bakın şöyle tuttuğumda kaçırmıyor da. Gayet başarılı. Peki sorun nerede? Sorun tam da şu parçada arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şu saca, şu dişli sabit olması gerekirken bu şekilde dönüyor. Dönmemesi lazım. Peki ne yapacağız? Şu üstteki parçasını şöylece aldım. Diğer pulunu da aldım. Bakın dişlinin üst tarafında perçim yerleri var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu perçimleri biraz çekiçle döverek dişliye de zarar vermeden şu parçaya sabitleyeceğim arkadaşlar. Dişliye zarar gelmesin diye bir takozun üzerine koydum ama ne kadar doğru ve ne kadar randımanlı olacak hep birlikte göreceğiz. Evet, sıkıştı mı? Evet, bence güzel oldu. Sıkıştı. Birazcık daha dövelim. Bu kadar yeter. Şuradaki vidasına rahat geçiyor mu diye kontrol edelim. Geçiyor. Ve bir hareket verdirelim. Evet. Artık iç mekanizmamız kolumuzla birlikte dönmeye başladı arkadaşlar. İki tane pulunu bakın şurada hareketli tırnaklarının üstüne koydum. Ve üst parçasını da yerine taktım. Dokuzluk somununu da yerine vidalıyorum arkadaşlar. Evet, bu kadar. Kafi. Hemen kapağını takalım. Artık zilimiz çalışıyor dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.